Enavarat benimden haftanın son finalinden herkese merhabalar sevgili seyirciler. Son yemeğimizi efendim Güneş Hanım'ın ellerinden yiyeceğiz. Şimdiden ellerine kollarına sağlık diyoruz. Teşekkürler. Çok şıksınız Güneş Hanımcığım. Evet, sabah olmamış dediler de inşallah şimdi olmuş mu? Size layık olabilmiş miyim? Olmuş. Çok şıksınız. Estağfurullah canım, layıklıkla alakası yok. Gayet şıksınız. Evet, gayet güzel. Sofrayla da uyumlusunuz. Evet, sofrayla da uyumlu olmak istedim. Peki bakalım sofranızı beğendiler mi? Önemli olan o bizim için. O yüzden Nurşan'dan başlayalım. Nurşan Hanım, masayı nasıl buldunuz efendim? Masa şık bence. Üstüne doymuş. Tabakları da güzel. Sadece Mine Hanım'ın çatalları ters. Onu söylemek istiyorum. Bir de bir tane peçete isterdim. Kaşıkların altına. Evet. Peki başka bir sorun yok sizin için. Yusuf Bey, siz nasıl buldunuz? Yine neşelisiniz maşallah. Her zamanki gibi biraz daha neşe katacağım. Geri enerjisi gelmiş. Masa çok sade. Gayet şık. Gayet de sade. Çiçek çok basit. Peçete yok. Başka yorumum da yok. Gayet çok güzel. Bundan fazlası da kalabalık olurdu yani sizin masanız gibi. Yani sadeliğe başka yorum yapılamaz. Kalabalık yok, olsaydı değil. Çok hiç yorum yapardım. Zaten çok hareketli ya. Daha ne yapabilirdik? Daha kalabalık ne olabilirdi? Size şey yapmadım, bölmedim. Saygı duymanızı beklerim ama benim yorumum da bu. Sade, sadeye yorumum yok. Sizinki çok kalabalıktı, o yüzden gözünüze öyle gelmiş olabilir. Bence gayet olabilir şık. Ama yani ben mesela ne eksik daha masada ya da ne eklenebilirdi? Ne yani çiçek yani biraz daha abartılı bir şekilde olabilirdi. Örnek o zaman veriyorum. Boğardı ama zaten kırmızı yani. Masa geniş zaten, çok boş ve masayı sağlam. Görerek sipariş vermedik ama çiçeğimizi. Tahmin üretebiliriz. Tahmin yürüttüğümde de hani gösterdiğim görsel en yakın bana bu göre sade. Peki çiçek büyüdüğünde yeterli olacak mıydı sizin evet, için? Evet, benim için masanın dolu için şey diyeceğim ama aç gözlüğüm demiştim. Gözüm doyacak benim. Anladım. Yani çiçeği yemeyeceğim ama onu hiç siz demeden bir söyleyeyim. Bir hafta çiçeği ben yemeyeceğim. Hayır, doydurdum, doyuramadık. Yok, siz yersiniz sadece o çiçeği. Yok. Doyarsınız. Ha, yemeği yemezsem belki yeşil taraflarından yerim. Salata niyetini. Peki. Ayşegül Hanım, siz nasıl buldunuz masayı? Ben sıradan ve basit bir masa beklediğimi söylemiştim röportajımda. Niye? Aynen de öyle oldu. Niye öyle bir masa, masa beklediniz? Sıradan mı? Bana göre öyle. En azından bir peçete mesela koyabilirdiniz. Bizim hepimizde ikili, şekilli ve gayet şık peçetelerimiz vardı. Özür dilerim, görebilir miyim? Şaşırma ifadesinden zaten unuttuğunu düşünüyorum. Yanılıyor evet, muyum? Peçete unuttum. Telaşa evet, da olabilir. Yani hepimizde olduğu bir takım şeyler olabilir. Yani ben böyle düşünüyordum. Beklediğim gibi de çıktı. Normal düz. İşte olması gerekenler. Sizinki de biraz fazla yani kalabalıktı. Evet, size öyle geldi. Bu da bana böyle geldi. Herkesin ama geldi. Ama bu böyle yüksekten baktığınız için. Bu masa çok sağlam. Yüksekten baktığınız derken. Çok özür dilerim. Pardon. Yüksekten bakmak yüksekten ne demek? Birazcık böyle yukarıdan bakıyor ya insanlara masaya falan yemeklere de. Bu çok yanlış bir şey. De siz şu an benim şahsıma laf söylüyorsunuz. Ben kime yukarıdan bakarak ne demişim şahsınıza ya da ne yapıyorum? Masanın sadeliğiyle kalabalıkla evet, karakterin hiçbir alakası, alakası var yok bu arada. Yüksekten bakıyor ne demek? Şimdi Gülge şimdi Ayşegül Hanım'a geçti. Ayşegül Hanım'ı koruyor o zaman. Ne alakası var? Yüksekten şey bakıyor. Ben, hoş bir kelime ben, değil. Ben ama Ayşegül Hanım'la konuşuyorum ya o zaman araya girmeyin. Yanlış bir cümle kullandığınızdan dolayı. Hoş bir kelime olmadı yani. Yüksekten bakmak. Peki Nurşan Hanım'a soralım, bu kanıya nasıl vardınız? Aynen öyle. Ben ya kime ne demişim? Sürekli anlatıyor ya, ben şuraya gittim, şurada gördüm, şurada girdim. Tamam, olduğumu, yaşadığımı hani anlatıyorum. Biz hiçbir şey görmemişiz, hiçbir şey yememişiz. Ben öyle bir şey demedim ama. Ben öyle bir şey demedim. Ama işte konuşma tarzınızı, hareketlerinizi o şekilde. Demek ki öyle anlamak istiyorsunuz, kendinizi siz öyle görüyorsunuz. Benim de öyle dediğimi Allah, söylüyorsunuz. Hiç. Çünkü yani ben şurada zaten, şunu aynen etmeyin. Öyle hiç geçemeyin asla sen de. Zaten. Ben şuraya gittim ya da şunu yediğim zaman arkadaşlar siz hiçbiriniz yiyemezsiniz ben yedim şeklinde söylemedim asla. Zaten söylemem de insan kendi yaşadığını gördüğünü konuşma söyler. Konuşma tarzınız ve söylemeniz zaten, çok çirkin. Zaten belli evet, ediyor. Evet aynen çok çirkindi söylemeniz. Yüksekten baktığı gibi bir şey yok Ayşegül Hanım'ın. Tamamıyla mantıklı cevaplar verdi. Nurşan Hanım'ın öyle dediğine katılmıyorum. Son gün olduğu için diğerleri bence Ayşegül Hanım'la biraz daha iyi geçinmeye çalıştı. Kötü ayrılmamak için ya da artık kavga etmemek için. Ama hepsi aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. Bence onlar da yüksekten baktığını düşünüyor. Biraz Nurşan Hanım'a katılıyorum. Hepimizi öyle hissettirdi bir hafta boyunca. Mine Hanım'a gelelim. Mine Hanımcığım. Beklentiniz şimdi böyle bir masa mıydı yoksa siz değildi. Ayşegül Hanım gibi sade bir şey mi bekliyordunuz? Aynen. Çünkü bir hafta boyunca Güneş Hanım çok sakin davrandı. Hep pembe baktı. Hani her masaya çok bugün güzel olmuş. Bugün de kırmızı baktım. Çok güzel olmuş, çok güzel olmuş dedi. Sen eleştiri hani yapmadın mı bu hafta? Yok. Beğenmediğin hiç, şey olmadı mı? Hiç duymadım. Bir şeylerin söylediğini de kabul etmediniz. Hayır, hiç onun da eksiklerini de söylemiştim dedi, ben. Herkesin eksiklerini de söyledim ben. Hayır, masa düzeni olarak bir bana karışık dediniz. Onun haricinde herkes
herkese hep dediği gibi o böyle pembe yoruluyor. Şimdi sade derken de yani kırmızı ne kadar sade olabilir? Şimdi bıçaklar arkadaşların dedik bir ters. Gene servisim kaymış. Kaderiniz. Ben sürekli bunu yaşıyorum 2 gündür. Yani bana bakarak söylemiyorsun. Kadir olarak siz yanımdasınız ama bu da benim kaderim. Peki dünkü mi daha çok kaymıştı, bugünkü mi daha çok kaymıştı? Dünkü canım uçmuştu. Güneş Hanım'a doğru yürüyordu artık. Ben çatallarla sürekli şey bıçaklarla sohbet ediyordum ama bugün biraz daha bana doğru gelmiş. Vardır demek ki bunun da hikmeti. Dün dua ettim dedim inşallah tam denk gelir. Ama umduğumdan daha iyi. Ben bu kadar şık bir masa umuyordum. İyi, ben Gold'u seviyorum. Tutup, ben de bir şey ben Gold'u çok seviyorum. Benim hoşuma gitti. Ama işte herhalde heyecandan... Düzeltebilir misiniz Mine Hanım? Nedir eksik? Gösterin. Şöyle. Doğru dönmesi peçete. Lazım. Tamam. Şöyle. Özellikle peçete. Peçeteyi kabul ediyorum peçete. Ama diğer peçete. Konularda size katılmıyorum. Yok size değil ki derken yani hani şık olmamış sade dediler ya o açıdan. Bir de çatallar... Tabii ki. Bu şekilde biraz sonra gerek. Yemeğini bölmeyeyim diye. Ben sizin yolunuzdan mı kötü olacağım? Yok böyle titriyorsunuz. Sağolunuz böyle şey oldu o yüzden. Emine Asabet ya. Biraz sonra yemek yiyecek bölmeyeyim diye şimdiden yok, peçeteyi söyledim. Titrediğim falan da yok. O yüzden söyledim. Ay elim neyi titriyor? Siz bence gözünüz kör bugün. Çok sağ olun. Diliniz, bugün gözünüz o kadar açık ki. Nuşa Hanım. Benim yorum bitmemiş tam. Pardon. Şimdi çatalları, tahta çatallarını böyle koymuş. Böyle koyması gerekiyordu. Orada da bir hatamız var. Ya. Evet, sağ tarafta. Orada da bir hatanız olmuş. Heyecanınıza veriyoruz. Nurşah Hanım hep lafının bölünmesine Mine Hanım tarafından hep kızdı ama kendi Mine Hanım'ın lafını böldü biraz önce. Demek ya, ki neymiş? Işte, olabiliyormuş. Ama şöyle de bir durum var Nurşah Hanım konuşmadan siz müdahale etmiyordunuz ya. Şu an konuşuyor bari müsaade edin konuşsun. Kaç gündür konuşmuyor bari bugün müsaade edelim. Çorbalarımızı alın bugün işaretimiz bu arada. Siz çorbalarımızı alın gelin. Tabak evet yani. Bugün Nurşah'ın sesi gayet güzel. Evet, evet aynen öyle bana bilenmiş gelmiş ne hikmetse. Ya niye? Niye bileneyim ki? Size neden bileneyim ki? Durdunuz, durdunuz. Şimdi niye böyle söylediniz? Yani söylediğiniz kelime çok çirkin. Hani yukarıdan bakıyor ne demek? Siz nesiniz, ben neyim? Hepimiz insan şey olarak sonuçta. Söyleyeyim. O zaman yani kelimeniz çok çirkin. Bir kelimeye katılayım o zaman. Çok çirkin sosyetik söylediğiniz dedim ki sosyetik kelime. Kötü bir şey değil. Keşke biri bana sosyetik dese. Çok başka bir şey. Evet. Ayşegül Hanım'da kibir mi var? Biraz var evet. Çok çirkin bir kelime. Ayşegül Hanım'da biraz ben var. Hiç kibir var. Etmiyorum. Ben sizi şu an... Mine Hanım siz katılıyorsunuz. Efendim, bir haftadır aynı masadayız. Ayşegül Hanım'dan kibirli bir tavır gördünüz mü? Ya da yaptıklarını anlatırken böyle sizi küçümser bir tavırla yok. Estağfurullah. Hayır öyle bir şey asla yapmam. Bu masada en iyi analiz yapan Yorumlarından memnunsunuz Ayşegül Hanım'ı zaten yemek konusunda. Yemek konusunda. Tavırlarından memnun musunuz? Ay, ya mesela yapmışım tavır olarak. Yusuf Bey dedi ya işte yok yüzünüzü ekşitiyorsunuz. Yok kimin günündeydi? O gün hayır, evet. Hayır ben kendi günümde. Ama ben görmedim. Bahsediyor. Ben gördüm. Ben hepinize de görmediğim şey. Geniş açıyla bakıyorum ben gördüm. Yani kendi size günüm olduğu için. Yüzünü ekşitti onu heyecan, gördüm. Heyecan sonuçta benim günüm stres ister istemez. Yani Nurşah'ın bahsettiği o yüz ekşitmesi mi yani? Onu fark etmediğimi söyledim zaten. Yani biraz farklı davranıyor ilk günden beri. Bir de aynı şey aslında aynı yorumları yapıyoruz. Sadece uzun ve tek aynı tek değil, tek 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 tek. Ondan ben şimdi çok ondan yemekleri size göre yani özellikle de size göre çok iyi bildiğim için açıklıyor olabilir miyim? Aşçısınız. Evet siz çünkü hayır canım ne aşçısı? Bu tamamen benim ilgi alanım. Ben gurme severim. Falan mısınız böyle içine her şeyini hayır, biliyorsunuz. Hayır hiç öyle bir şey yok. Zaman? Siz yediğinizin ne olup böyle yani açıklamasını bile bilmiyorsunuz ki. Önüme gelen her şeyi araştırarak geldim. Yemediysem de yediysem de bakarak geldim. Ona göre yorum yaptım ama ben direkt hakkadanak söyleyen bir insanım. Öyle dolandırmayı sevmiyorum. Siyahsa siyah, beyazsa beyaz. Hiç söylemediniz tam tersine. Yemekleri dideleyip tuzsuz olmuş. Evet olmamış, sizin gibi böyle hepsini beraber ben yapılışına kadar anlattım. Bak yapılışına ben kadar. Ben anlatmak keşke zorunda keşke bileydiniz de anlataydınız. Anlatmak zorunda değilim. Çünkü bilmiyorsunuz birçok şeyi. Keşke bileydiniz de sizin yaşınızda değilim evet sizin kadar. Ay, gelince evet, inşallah bilirsiniz. Doğru. Evet 20 sene var aramızda. Evet, i̇nşallah 20 senede var. 20 senede kendinizi geliştirirsiniz. Bilginin yaşı yok. Yani inşallah. Siz de büyük ihtimalle benim yaşımdayken daha alttaydınız. İnşallah siz de hiç değilim gelişmişsiniz. Valla. Bak kendinizi ne güzel altta dediniz. Demek ki öyle sizin hissettiğiniz için daha bana kibirli ve yukarıda denk evet Yusuf Bey buyurun. Müsaade var lütfen mı? Lütfen benimle uğraşmayın. Ev şöyle bir durum. Uğraşalım. Yaptığınız yoruma katılmıyorum. Çünkü neden? Evet gerçekten görmüş, gezmiş, tatmış, yemiş. Dünkü masamda gerçekten ben el lezzetime de güveniyorum. İddialı da bir menü olduğunu da düşünmüyorum. Biliyorum iddialı bir menü.
Ayşegül Hanım'ın yaptığı güzel yorumlardan dolayı değil, gerçekten yediği, bildiği için olumlu cümleler kullandı. Olumlu dediğim de yanlış anlamayın, beni savunuyor manasında değil. Ayşegül Hanım kullanmadı, değil mi? Olması gerekeni bildiği için. Olması gerekenleri söyledi. Olması gerekenleri paylaştığı için mutlu oldum. Bu da bilgili olduğunu öne çıkardım. Mesela şimdi siz ne dediniz? Humus direkt olmamış. Olmamış da. Demedim. Olmamış. Siz bence birazcık iyi dinleyin. Bir de damak zevkine göre biz burada menü hazırlamıyoruz. Yani Nuşa düğün humusu için nasıl bir yorum yaptın? Az, olmamış. Ben de, ne dedi? Tamam söyleyeyim. Olmamış demedim diyor. Siz tamam, iyi misiniz ya? Ben çok iyiyim. Yanınızdaydım. Hiç mi dinlemediniz beni? Ben sizi niye dinleyeyim? Ben Ayşegül Hanım dinledim. Sizi savundu mu falan düşünmeyin. Hem dinlemedim diyorsunuz. Hem de söylüyorum zaten. Olması gerekeni paylaşmışsınız. Buyurun ne dediniz? Nuşa düğün humusu için dedim ki içinde tahin, kimyon, limon suyu araştırdım. Daha önce yemedim. Yemedim ama araştırdım. Tamam. Tahini de çok severim ama ağzıma gelmiyor dedim. Peki Ayşegül Hanım'a, onda o kadar yoğun bir kimyon vardı. Yok dediniz. Nasıl gelmedi? Yoktu? Demek ki kimyon... Bilmiyorsunuz çünkü olması gerekeni. Kimyon o kadar iyi anlaşılıyordu hepsinden ki. Hepsinden aldın, ortasından bir tanesini çıkardın, evet. Önüme çıkardın. Evet, evet. Sen çok biliyorsun. Evet. Aynen siz öyle. Siz çok biliyorsunuz. Nurşah ile Ayşegül Hanım'ın atışmasında Ayşegül Hanım haklıydı. Madem bu kadar zaman geçmiş, bugün mü bazı şeyler söylenir? Nurşah Hanım bugün tamamen saçmaladı. Bütün hafta kendini gösteremedi. Herhalde bugün dün gece düşünmüş bugün için. Ne yapsam da kendimi göstersem diye. Baktı ben varım. Benim üstümden prim yapmaya çalışıp saçma sapan konuştu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.